Ya dün bu bir bugün iki ya malzemelerim nerede? Ne? Ya sürekli malzemelerim dün de aynı şey yaşadım sustum şu an yine yok. Yine yerleri değişmiş. Kim yapıyor? Ne demeye çalışıyorsun? Pardon niye da. Niye sınavında? Sana mı söylüyorum? Ortaya atıyorum lafı farkındaysan. Bence sesini alçalt. Ya sana söylemiyorum ben ortaya atıyorum. Demek yanan var gocunuyorsun. Hayır bu tarafa doğru bakıyorsun titriyor. Ellerim titriyor. Ay çok kötü bir oyunculuk. Ne oyunculuğu ya? Aa, bir dakika bir dakika devam eder misiniz? Şuraya arka bakar arkaya mısın ya? Da. En sinir olduğum şey bu biliyor musun? Ne? Bak, en sinir olduğum şey ne? Eşyalarımın izinsiz kullanılması. Ya senin eşyalarını kim kullanacak burada ya? Herkesin eşyası var ne konuşuyorsun? Dur dur devam edin. Evet. Buna sinir oluyorum. Bunun oyunculukla ne eliniz alakası titredi, var? Eliniz titredi. Bunun oyunculukla ne alakası var? Sanki yazdınız mı önceden? Birazdan 5 dakika sonra şunu yapayım. Birazdan ellerim titresin. Ay, öyle bir oyunculuk ki. Bu da mı? Bu da mı rol ya? O da rol evet. Meltem bir şeyden ya da birinden falan mı şüpheleniyorsun? Ya eşyalarımın yerlerini değiştirmesinden sinir oluyorum. Bilmiyorum belki Derdal abi yaptı. Kimsenin üstüne atmıyorum. Ortaya attım ben bunu. Yağmur da oradan atladı. Hayır böyle şeylere bu çok kızıyorum çünkü. Ama. Yani bir şey diyeceğim ne aslıdan bir ses geldi. Niye bir niye ama niye direkt geldi. Buraya baktım. Bir şey söyleyeceğim niye bu kadar yüksek sesle söylüyorsun ki böyle bak, fırlatıyorsun tatlı. Ki. Hayatımda ama en sinir olduğum şey bu. Olabilir. Bu bak dün oldu bir şey demedim ikinci gün oldu sinirlerim bozuluyor. Dersin ki arkadaşlar benim masamda birisi bir şey aldı mı bir şey yaptı mı canım, sorarsın bak, insan diyorum, gibi. Söylemiyorum. Hadi dedim tamamdır. Belki de diyorum ki Erdal abi yapmıştır. Ben ortaya söylüyorum. Ha, sen başta söylüyorsun, söylüyorsun sonra o zaman ortaya bunu önce diyorsun. Modeline ve Erdal Bey'e soracaksın. Ortaya attım. İthamın çirkin Meltem. Aynen. Yani ben de üstüme alınabilirdim. Serap abla da üstüne alınabilirdi. De böyle mi sorulur Allah aşkına hiç ya? Hiç fırlatarak. Her şeyin bir usulü var. Eşyaları. Yani. Tamam siz yapmadıysanız üstünüze alınmayın o zaman tamam. Ya bir şeyim kayboldu diyorsun her masaya bir şey atıyorsun. Bu çok büyük bir sorumluluk her sanki. Her masaya bir şey atmadım. Mücevherin kayboldu. Gel en pahalı malzemeler burada. Bir şey olursa bizden alabilirsin hayatım. Sıkıntı yok benim tüm eşyalarım mevcut. Ya sen Meltem bir şey soracağım. Daha önce de mi burada böyle bir sorun yaşadın? Hayır daha önce böyle bir sorun yaşamadım tabii ki de. Yani bu sinirin niye bu kadar abarttın? En sinir olduğum burada şey burada bir şey hayata... kaybolmaz. Bak burada bu yarışmada, bu stüdyoda ya. Hiçbir şey kaybolmaz. Buna emin olabilirsin. Zaten her yerde kameralar var. Ben yerlerinin değiştirildiğinden söylüyorum, bahsediyorum. Kayboldu dedin sonra yer değiştirildi diyorsun. Evet. Sinirli az önce bak ağzıma... Ya da dikkat çekmek için bilerek mi neye yapıyorsun? Neye sinirlendin? Dikkat çekmek ben... için değil. Ekip arkadaşlarına sor o zaman niye buraya ortaya atıyorsun ki? Belki de siz yapmışsınızdır. Neden niye yapalım ya senin, senin masana? Senin masanın yanından bile geçmem ben. Ya senin masanın yanından bile geçmem. Diyorum. Kızlar bence tamam, ciddiye alıp tamam. Cevap bile vermeyin ya. Önce ekip arkadaşlarına sorsun. Tamam sizsiniz ya tamam sizsiniz tamam. Moralimi bozamayacaksınız tamam. Çiğdem bir şey sorabilir miyim iznin olursa? Sorma desem sormayacak mısın? Niye bir şeyim? Çok merak ettiğim bir şey var. Sen tutamayacaksın içinde sor bakalım. Yani böyle neden canım her isterse şeyi... cevap vereceğim ama. Canım ama istemezse neden? Vermem. Çok merak ediyorum. Böyle bak ben seninle izledim ekranda çok izledim. Böyle modeller olsun, saç olsun, makyaj olsun birileri bir şey söylediğinde hep sen atlıyorsun. Bunun bir nedeni var mı? Evet var. Ne? Çünkü canım öyle istedi. O güzel cevaptı. Tatmin oldun mu? Evet tatmin etti canım. Bunu mu merak ettin? Keşke bravo. Sen atlamasaydın. Sana bir soru aklı gelmedi. Sana bir soru yönelmedi. Ben konuşmak istedim. Madem konu buraya geldi ben de Duygu'ya sormak istiyorum. Duygu sen böyle makyajlara yorum yapmaya devam edecek misin? Ve neye dayanarak yapıyorsun? Bir makyaj eğitimin bilgin var mı? Makyözlük eğitimim olduğu için, sertifikam olduğu için... Ha, o zaman makyöz olarak gelseydin keşke hayatım. Ama model olarak tercih edildim. O zaman demek ki makyaja yorum yapmaman gerekiyor. Ama tecrübem var. Ben de makyaj eğitimi aldığım için yapıyorum. Ben de mesela saç yapıyorum ama ben yorum yapınca bana da tepki gösteriliyor. O yüzden sen de bence daha fazla yorum yapma makyaja. Yo ben de bundan sonra eğer devam ederse onun kıyafetlerine yorum yapacağım. Tabii yapabilirsin. Herhalde. Tabii. Belgem de var, bilgim de var yani bu konuda. Hayatım makyöz olarak gelseydin o zaman, makyöz olarak gelseydin biz kıyafete yorum yapıyor muyuz?
Bu şekilde geldim bu sefer. Bir dahaki sefere makyaj olarak gelirim. Tabii çalışsan biraz da. Çalışmama gerek yok. İkinci kez geldim zaten. Duygu'nun güzelliği yeter hayatım. Her yere girebilirsin o güzellik. Evet sensin Duygu. Benim evet. İtirazınız mı var? Herkeste bir ben. Bu kadar bencil olmayın ya. Evet ne kadar egoistsiniz ya. Anlayamıyorum yani. Bu kadar olmaya gerek yok. Bir konudan rahatsız olduğumuzu dile getiriyoruz ama oradan bile hemen saçma sapan bir çalış. Ama sen soru sordun ben de sana cevabını verdim. Neye göre dedim? Ben de bilgime göre dedim. Çünkü makyözüm dedim ve eğitimim var dedim. Sen buradaki ironiyi de anlamadın. Ben sana bunu defalarca söyledim. Duygu dedim bu makyajı beğenmediysen bekler misin? Bu kadar tecrübem olmasına rağmen yine susuyorum. Neyde tecrüben yine var? Yine de çok fazla eleştiri yapmıyorum. Neyde tecrüben var? O kadar bilgime rağmen. Neyde tecrüben var? Eğitimim var benim. Tecrübem var. Ben 12 yıldır makyaj yapıyorum. Kıyafetle ilgili hiçbir tecrüben yok bence. Kıyafetlere yorum yapamıyorsun. Yorum yap dediklerinde sen olumsuz konuşarak konuştuğunu zannediyorsun. Ama bir tane moda bilgini demek ki benim fikrim, konuşturamadım. Yok çünkü. Demek ki benim fikrim o yönde. Hiç mi bir şey beğenmedi? Diğerlerini niye beğendiğimi de söylüyorum. Sor bakalım arkadaşlara. Hiç duymadık. Hiç mi beğenmemişim? Sor bakalım Özge Hanım'a. Hiç beğendiğin yorum aklıma gelmedi. Sadece Özge'yi beğendiğin için Özge'ye sor bakalım diyorsun. Yo diğer arkadaşı da beğendim. Ne alakası var? Beğendiğim zaman beğendiğim diyorum zaten. Sana bir ya türlü. Beğendiğini niçin beğenmediğini anlatacaksın. Niye seni de beğendiğim zamanlar oldu? Eleştiri yapsam da beğendiğim zamanlar oldu. %90 olumsuz ama. Demek ki %90 beğenmemişim seni. Sensin Duygu, tamam. Her zaman benim. O yüzden de zaten çekemiyorsun beni. Sensin, kuaförüm sensin.